Bayanlar Baylar program devam ediyor. DJ Efe ve DJ Ekstenans bugün ortak yayında sizlerle birlikte. Biraz önce benim yaptıklarım şu anda Efe yapıyor. Nasıl güzel oluyor değil mi Efe? Gayet rahat, gayet hoş. Ya koltuk rahat mı? Ben rahatım şu anda. Vallahi bilmiyorum, hani rahat etmiyorsan ben gelip hani o sevmediğin hareketi yapabilirim. Alttan tutup hani koltuğun şeyini indiriyorsun ya, havasını. Sen onu yapma, mikrofonu bir kapat istersen. Birlikteliğimiz devam ediyor. 21-27 canlı yayın saatlerimiz. Yapma Efe. Vallahi dua et. Kamera yok yani şu anda. Burada televizyon ortamında değiliz. İşte dinleyenlerimiz şu anda var. Çatlıyor, merak ediyor. Bunlar ne yapıyor diyor. Valla yani işte dediğim gibi. Hani ne yapıyor derken Efe. Aramızda bir 2 metre var, bunu belirtelim. Ama değil. Hani şu canlı yayın olayı var ya. Canlı yayın olayını gerçekleştirdiğim zaman herhalde bu kadar rahat olamayacağız değil mi? Canlı yayındayız işte Efe. Hayır, o anlamda değil. Televizyon olarak. Tabii ki, tabii ki. Yani bu kadar rahat olamayacağız. Aynı zamanda dinleyip aynı zamanda görebileceksiniz. Yani. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi Zeki Müren bilmiyorum da Kemal Sunal'ın filmdeki gibi olmasın. Hani televizyon içinden çıkmasın adam. Evet, yüzyılın mucidi olmayalım. 21-28, bir dakika önce de 27 demiştik değil mi? Evet. Birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir haber paylaşmak istiyoruz sizlere. 94 yaşındaki Nini yüksek lisans yaptı. Haberin başlığı bu Efe. Maşallah. Vallahi, vallahi 94 yaşında. Ya ben abi, 27 yaşındayım, başvurdum, yarın açıklanacak, onu bekliyorum. Yüksek lisansa. Vallahi 94 yaşında nasıl görüyor, gözleri nasıl görüyor, kulağı nasıl işitiyor, ayakları nasıl okula gidiyor anlamış değilim. Devamını okuyalım mı haberin? Bekliyoruz. Bak hep de yabancı ülkelerde oluyor böyle. Türkiye'de imkansız zaten de. 94 yaşındaki nene muhtemelen zaten torunlarına bakıyordur burada olsa değil mi? Yani okulla okulla uğraşamaz. Ev işi falan işte halıları çırp, temizlik yap. Avustralya'da Phyllis Turner adlı 94'lük nene, yani 94'lük çıtır gibi olmuş bu da. Dünyada yüksek lisans eğitimini tamamlayan en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu. 70 yaşındayken antropoloji okumak için bilmem ne üniversitesine kaydolan Turner eğitimine uzun süre ara verdikten sonra kayıt dondurma işlemi yapmış bak. Uzun süre. Bizim hani yıllardır yapamadığımız şeyi yapmış kadın. Ara verdikten sonra okula geri döndü ve 2002'de şeref listesine girerek mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başlayan Azimli Nini. Azimli mi? Avustralya'nın antropolojik tarihi konulu tezini verip eğitimini tamamladı. Baston yardımıyla yürüyebilen Turner, Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hak etmiş. 94 yani, yaşında yüksek lisansını tamamlayıp, 70 yaşında 24 yıl bekleyip, 24 yıl sonra o üniversiteyi bitirip de tekrar yüksek lisans yaptıktan sonra ki o yaşta. Müthiş bir şey. İşte bastonla yürüyor. Sen düşün gerisini. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na... Sınavlara da bastonla girmiştir o zaman değil mi? Yani bastonla alınmaz diye bir ibare yoktur herhalde. Yani Türkiye'de yok en azından. Belki yabancı ülkelerde olabilir. Olabilir. Hani evet. Bastona dinleme cihazı falan koyabilirler. Olur ya, aslında. Yapar. Türk insanı yapar da hani Avustralya'da yapamazlar. Belki onun da aklına gelmiştir. Öyle düşünme. Yani bazı hani enteresan olayları duyuyorsun. Yabancılarda biraz daha garip, biraz daha dikkat çekici olabiliyor. İlginç. Yani 94 yaşında bir ninenin dediğim gibi Türkiye'de olsa herhalde şimdi size bak abi. Enteresan ya teyzem. Valla teyzenin dişleri de yok, gülmek istemeyip de hani fotoğrafçılar fotoğraf zorla çekerken... Zorla resim çektirmişler. Heh, gül ancak. Yakalamış 3 kişi, elinden bağlamış, resim çektirmeye çalışmış. Ya Photoshop'la da bak silmişler, 2-3 tane kolu var gibi görünüyor. Evet. Abi gülme efekti nerede? Ya sen daha güzel gülüyorsun, sen gül tamam mı? 21.31 devam ediyoruz. Bu gülmeyle alakalı da şunu söyleyeyim ben. Evet. Sevgili Ekselans yolda giderken falan abi gülme ne olur tanıyacaklar bizi deyip duruyor. Yani. Biliyorsun değil mi bu konuyu? Abi ben diyorum nasıl bilmeyeyim yani. Dinleyenlerimiz bilmiyor da. Cidden söylüyorum abi, yolda yürürken ya benimle yürüme ya da benimle yürürken gülme. Gülme şeklini çünkü gerçekten Türkiye'de yoktur yani. Her insana özgü bir gülücük şekli vardır. Gerçekten. Çok belli ediyorsun abi kendini. Yani abi, bak yarın bir gün yolda görürler. Tight verirler. Vallahi eline tight tutuştururlar. Yok. Bakalım anlaştık biz dinleyicilerimizle. Tight konusunu çözmüştük. Yani. Evet devam ediyor program. 21.31. Sevgili Efe, daha önce hiç şaka yaptın mı? Ya da büyük bir şakanın içinde bulundun mu? Ortak oldun mu şakaya? Şaka yaptım. Bizzat yaptığım şakayı anlatacağım ben şimdi. Vallahi çok sevinirim.
Şöyle kendimi hazırlayayım. Peki sen hazırla. Bu arada ben de çok güzel bir şaka yaptım. Hani kendimce güzel bir şaka. Onu da senden sonra anlatacağım. Evet, hazır mısın? Sen mi anlatırsın, ilk ben mi anlatacağım? Önce sen anlat Efe. Hazırlandın mı hala? Yaptığım kişi çok yakın birisi olduğu için isim vermeyeceğim ama olayı şöyle anlatayım. Bu bahsettiğim şahıs internette, ki biliyorsunuz interneti biraz kendi ellerine alet etmeye çalışanlar vardır. İşte hani birileriyle tanışma, yeni birileriyle görüşme niyetinde olanlar falan. Bu arkadaşımızla fake bir hesap aldık. Bu fake hesapla işte konuşmaya başladık. İşte nerelisin falan filan. İşte Samsunluyuz aslen ama Tokatlı öğrenciyiz. İşte şurada oturuyoruz. O da işte tamam biliyorum ben oraları falan filan. Neyse buraları geçelim. Neyse bu arkadaşla işte yavaş yavaş muhabbetimizi artırmaya başladıktan sonra bir gün buluşmak istedi. Yani Hüseyin Akbaş'ta hani bir maç var mı, senle gelir misin diye davet ettik. Neyse tabi biz gitmedik. Arkadaş gitmiş. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şaka yaptığın arkadaş erkek değil mi? Erkek. Peki sahte hesap olan bayan hesabı mı? Evet, bayan hesabı. Şimdi çoğu şey çözüldü gibi, evet. Daha sonra arkadaşımız akşam işte sosyal medyadan yazmaya başladı. İşte niye gelmedin, hem maça davet ettin hem gelmedin falan tarzında. Ya işi, işimiz vardı, okuldan çıktık, arkadaşlarla başka yere gittik falan tarzında bir şeylerle, bir bahaneyle o bölümleri geçiştirdik. Neyse diğer gün için sözleşmeye başladık. Bir isim vermeyeceğimiz bir yere çağırdık. Yani bir yemek yiyebileceğimiz bir ortama davet ettik ve geldi. Evet. Efendim. Daha sonra biz ondan erken gittik. Bütün arkadaş grubumuzla, yani o arkadaşımızı tanıyan bütün arkadaş grubumuzla gittik. Oturduk, bekliyoruz. Bu arkadaşımız giyinmiş, kuşanmış, gayet süslü püslü. Kuaförden yeni çıkmış falan. Yani gayet bakımlı gelmiş. Hatta bayan kuaförüne gitmiş, o derece. Yani. O derece. Neyse biz oturduk, bizi görünce şaşırdı. Ya siz ne yapıyorsunuz burada falan dedi. Hani ne işiniz var falan. Dedik işte böyle böyle ya, biz yemek yedik de işte bekliyoruz falan. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ya biz bir arkadaşı bekliyoruz dedi. Dedim kim bekliyorsun? Ya bir bayan arkadaş gelecek, onunla haberleşeceğiz falan filan, işte yeni tanıştık falan dedi de. Bulunduğumuz mekana bayanlar gelmeye başladı. Biz de arkadaşın yanındayız hemen. İşte arkadaş böyle çok dikkatli inceliyor acaba bu mu diye. Çünkü resimde şimdi internetten herhangi bir yerden aldığımız bir resim olduğu için şimdi tam resim de böyle çok nette değil zaten. Kestiremiyor bu mu değil mi, bu mu değil mi falan diye bakıp duruyor. Ben de ara sıra soruyorum bu mu falan diye bakıyor. Yok bu değil diye. Başkası değil. Bu mu diyoruz? Bakıyor. Yok bu da değil herhalde diyor. Neyse işte kızlar gelmeye devam ediyor. Bu mu? Bu değil falan. Yalnız biz o an yani içimizde öyle bir kahkaha atma hevesi var ama atamıyoruz. Hani yanımızda zaten. Neyse 10 dakika 15 dakika bekledik. Bir arkadaşlar gazeteyi yiyecekler artık. O durumdalar. Hani anlamasın diye gazeteye sarılıyoruz. Hani güleceğiz, kendimizi zor tutuyoruz. Millet millete bir de şey bak, hani biraz böyle garip bakıyor, hani bu mu falan, bu geldi falan, gelenlerden şüpheli bir bakışı var. Tabii yani. Tabii çok. Neyse aradan 15 dakika geçti ama artık biz dayanamıyoruz. Müthiş bir kahkaha, müthiş bir gürültü oldu. Sonrasında itiraf etti. Orada anladı zaten. Orada hani anladı zaten. Biraz. Dedim ya ne oldu falan dedim. Ne dedi? Hani gelmedi falan. Şöyle bana baktı, anladı artık. Yani sen yaptın değil mi dedi. Ben de dayanamadım. Yani evet ben yaptım dedim. Evet o bendim. O resimleri işte... Tepki şu. Biliyordum zaten senin olduğunu, sen yapmıştın, anlamıştım zaten. Hep öyle olur zaten. Vallahi süperdi Efe. Hani hazır ol o zaman, o arkadaşın da sana böyle bir şaka yapabilir. Çünkü gerçekten şaka yaptığın insanın içinde kalmıyor. Yani sığdıramıyor insan. Yani cevabını vermek ve karşılığını göstermek istiyor. Hani ben de şahit oldum, oradan biliyorum. Sana da İstersen... mı? Yok bana öyle bir şaka yapmadılar. Hani ben daha önce çok şaka yaptığım için yemiyorum. Hani bazen gerçekten öyle şeyler oluyor. Yani bayanlar ekleyebiliyor işte, görüşmek istiyor falan. Ben şaka sanıyorum. Öyle çok kaybettiğim vardır yani Efe. Yani... öyle. Yani bir gün ekliyor derken hani hangi anlamda? Yani ekliyor? Facebook adreslerimizden ya da işte telefon numaramıza mesaj ulaşabiliyor. Bizim hani arkadaş çevremiz, sen çok iyi biliyorsun, hep şakacıdır. Şakacı arkadaş çevresine sahip olduğumuz için iki günde bir şaka yapıyorlar yani bize. Yani. Bazen gerçeği oluyor bunun. Biz anlayamıyoruz, kaybediyoruz yani, anladın mı sen? Evet. Evet, biliyorsun geçtiğimiz aylarda üniversite sınav sonuçları açıklandı ve evet. ÖSYM açıkladığı sonuçlarda insanların nereleri kazandığı ve hangi üniversiteyi okuyacağı belli oldu. Bu sene değil ama ondan önceki sene böyle bir şaka yaptım. 2011.
2011 LYS sonuçlarından sonra işte benim de sınava girdiğim dönem. Canlı yayındayım başka bir şehirde, başka bir frekansta canlı yayındayım ve canlı yayında yaptığım şakayı. Ve bir bayan arkadaşım vardı, samimi olduğum bir arkadaş, normal arkadaş ve arkadaşıma ses tonumu birazcık daha etkili bir şekilde konuşarak, hani resmi bir makamdan arıyormuşum gibi konuşarak, ÖSYM'den arıyorum. Sonuçlar açıklandı ancak optik okuyucularımızdaki hatalardan dolayı sizin sonucunuz yanlış açıklandı. Bilgilendirmek için arıyoruz. Siz aslında işte şu üniversiteyi kazanmadınız da bu üniversiteyi kazandınız. Böyle bir şaka yaptım. Kız ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? İmkanı yok. Mümkünatı yok dedi. İşte ikna ettim. Biraz daha üstüne gittim filan. Ağlamaya başladı. Dedim ağlamayın, işte o üniversitede de işte orası gibi şöyle böyle, artık hani samimiymiş gibi konuşmaya başladı kız ağlamasın diye. En sonunda annesine verdi telefonu, yemin ediyorum canlı yayında. Annesine artık itiraf ettim, işte canlı yayındayız işte şöyle böyle diye. Ama işte canlı yayından sonra, hani arkadaşım olduğu için olanları söylemeyeyim burada. Böyle Efe. İlginç. Bu sene kaçırdık. Vallahi bu sene kaçırdık. Bu sene aynı şakayı başkalarına yapmak istiyordum ama seneye yapacağım. Eskiden beri benim burada tasarladığım şeylerden biri aslında telefon şakaları var. Aklımızda yapmak istediğimiz kişiler de var ama işte biraz bizim elimizi kolumuzu bağlayan durumlardan dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Ama inşallah ilerleyen dönemlerde hani daha net kayıt alabileceğimiz, daha net anlaşılabilir bir sesin olacağı bir ortam kurduktan sonra bu şakaları yapalım. Şaka yapalım dinleyenlerimize. Hatta şimdi de duyuralım. Bakın yarın bir gün bizim tarafımızdan şakaya maruz kalabilirsiniz. Şimdiden aferin yani. Bültenimiz devam ediyor. Bir şarkı arası verelim. 21.39 canlı yayındayız. Bölgenin en iyisinde. Radyo Gökkuşağı'nda DJ Excellence bendeniz ve Efe canlı yayında. Evet Efe, internet adresimizi ulaştırabilir misin? www.radyo99.org. Allah Allah. Abi bu nasıl bir şarkı? Dağılmak istiyorum, dağıtmak istiyorum. Güzel bir şarkı. Dağıtılmak istiyorum. Dağıtılmasam mı? Dağılmak istiyorum ve dağıtmak istiyorum. Güzel de dağıtılmak istiyorum. İşte biraz değişik oldu. Hani dil anlatım derslerinde oluyor yani. Öyle bir şey yapmaya çalıştım ama. Yansıyan mesajlarımız var. Birçok mesaj geldi Efe. Hızlı bir şekilde okuyalım. Dinleyenlerimiz beklemesin. Yavaş yavaş vedamızı da yapacağız. Evet, bitirelim ve yavaş yavaş da gidelim artık. Geceleri Nilüfer İnceyet olan başıma gelenlerin şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Bu şarkı benden Radyo 99'u dinleyenlere ve tabii ki de size gelsin. Ben Elif demiş. Teşekkür ederiz. Program gayet iyi gidiyor diye bir mesaj gelmiş. Numaranın sonu ne? 42-73. Peki bakalım. Teşekkürler. Abi benim telefonum biri aradı. Yazdı, ben tanımadık numarasını açmam telefonu abi, gelen mesajlara bak, icra memuru değilim, aç telefonu daha yazmışlar diye devam etmiş İliz. İliz'in kaçıncı senesi bu Tokat'ta ve Türkiye'de Türkçe ile birlikte iç içe oldu? Baba, vallahi çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ya. Yani ama yine iyi kötü Türkçe biliyor ve anlıyor en azından, o güzel. Ama biraz daha çalışması gerekiyor. Bugün benim programa gönderdiğim mesajda ben ona demiştim hani biraz daha çalış diye. İliz teşekkürler yine mesajların için. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yansıyan diğer mesajlarımızı da ben aktaralım. Hemen telefon istek hattımızı alayım. Yayından abi ben Akın. Gökhan Özen'den bir şarkı rica ediyorum. Efe seni çok seviyorum demiş. Eyvallah Akın. Teşekkür ederiz, sağ olasın Akın. Vallahi Efe seni çok seven dinleyicilerimiz var. Çok sağ olsun abi. Erkekler oluyor gene abi, bilmiyorum neyse. Peki bakalım. Kolay gelsin abi. Bülent Ersoy'dan Keşke Sevmeseydim Seni, Vefasız şarkısını istiyorum demiş. Efe çok çıkıyor sesin. Evet. Ben yapıyordum, ben bu kadar çok yapmıyordum söyleyeyim. Evet şimdi iyi. Evet bu şarkıya değer vereceğiz. Kolay gelsin. Abi siz ne yaptınız? İkiniz birden programa girdiniz. Vallahi ortalığı yıktınız. Ben Burcu demiş. Vallahi Burcu bugün de böyle bir değişiklik oldu. Bundan sonra pazar akşamları sevgili Excellence'la birlikte program yapıyoruz. Öyle nasıl mi? Evet. Ne dedin? Güldüm. Komedi mi yapacağız yoksa duygusal mı yapacağız? Duygusal abi. Gerçekten. Evet. Tamam. Program kaçta bitiyor? Tayt'ı aldım, kapıda bekliyoruz demiş. Abi arka kapıdan çıkacağız. Arka kapıya da iki adam koyun siz, tamam mı? Program bitti, biz gittik, kaçtık. Haberiniz olsun. Bu bir kayıttır. Hayırlı sabahlar yani. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Bir mesajımız daha yansıdı şu anda. Kolay gelsin, ben Enes. 06DS
1993 plakalı araç sahibine, yani dayıma selam gönderiyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şu anda trafikte bizi dinliyor galiba. Bir selam falsı yapalım Efe. Kimlere selam ulaştıralım? Kimler bizi nereden dinliyorsa? Hadi bakalım kim geliyor aklımıza? Evet. Dinleyicilerimizden mi? Dinleyicilerimiz mi ulaştı? Dinlemeyenlerden. Dinlemeyenlerden. Peki. O zaman ben ilk devlet hastanesine selam gönderiyorum. Ben de özel hastanelere selam gönderiyorum. Özel hastanelere. Güzel. Seni dinleyen bir dinleyicimiz var. Bak mesaj ulaştırdı. Abi ben Efe abiyi dinliyorum ama gülücüğünü hiç dinlemedim demiş. Bir güler misin? Allah'ını seversen bak. İkinci versiyonu alalım. Hani biraz önceki tamam o da senin gülücüğün de. Bir değişiklik daha. Şimdi ikinci versiyonu özel tarifeye giriyor malum. Yani ya ne kadar ödememiz gerekiyor? Hangi bankaya yatırıyoruz? O kadar mı özel? Tabii. Önce başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz kabul ediliyor. Sonrasında işte. Yani numaramızı alıyorsunuz. Tabii. Siz bizi sonra arıyorsunuz. Tabii tabii. Biz sizi arayacağız. Bizden ayrılmayın. Yalnız ya mesajlarımızı hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Ekselans, Karşıyaka'yı unutma demiş. Karşıyaka'ya selamlar olsun. Selam olsun. O tarafa doğru geliyoruz. Hazırlanın. TOKİ taraflarına selamlar. Yazıcıoğlu evlerine selamlar. Beysat'a. İşte, Beysat'a selamlar ulaştıralım. Çiçek Petrol taraflarına selamlar ulaştıralım. Tokat merkeze. Taşan Gıcıca kısmında. Gıcıca tabii. Gıcıca unutmayalım. Gıcıca bizi dinleyen şu an eminim. Vardır abi. Aynen. Vardır. Hani insan kendini bilmediği zamanlarda demek istediğimi anladın sen. Gülmek de isteyebiliyor değil mi? Tabii tabii yani. Hiçbir şey yokken gülebiliyor. Neyse uzatmayalım bu konuyu. Kimleri unutmuyoruz başka? Beyaz minibüs kaptanlarına selam ulaştıralım. Malum pazar gününde biraz daha sakin trafik. Onlar da rahat etmiştir. Sarı taksi şoförlerine hayırlı akşamlar dileyelim. Bütün öğrenci kardeşlerimize selamlar, saygılar olsun. Üniversite açılacak yakın bir tarihte. Tam bilmiyorum ama. Evet. Gayet başarılı. Geçen sene yaklaşık 23 bin... Kişi mezun mu oldu? Evet, yok. 23 bin öğrencisi vardı Tokat Üniversitesi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin bu sene muhtemelen sayının artmasını, artacağını düşünüyoruz. Tabii doğrusu. Her sene artacak. Yeni bölümler açıldı. Ben de üniversite öğrencisiyim burada. Ve her tarafa binalar yapılıyor. Rektörümüzden çok memnunuz. Bunu da belirtelim, söyleyelim. Halkımız da bilsin. Rektör gerçekten çok çalışkan. Mustafa Şahin, Sayın Mustafa Şahin, Profesör Doktor. Her tarafta bina. Hani Tokat'ın içinde de öyle. Her tarafta binalar yükseliyor. Evet. İnşallah rektörümüzü de bir gün davet edeceğiz programa. Bu ay içerisinde radyomuzda görmek istiyoruz rektörümüzü. Onu da buradan duyuralım şimdiden. Var mı bu arada Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencilerinden ya da Tokat'ta olup da başka şehirde üniversite okuyan dinleyenlerimizden kimler var? Bir ulaşsın bize bakalım. Mesajlarımız da yazmaya devam ediyor. Aktaralım hemen. 21 Eylül gelirse bir sene olacak tam Tokat'a geleli. Ya ben konuşuyor yazarken sorun. Bazen de anlamıyorum bazı kaydırma kelimeleri. İşte böyle. İliz atmış. Yani ben sadece olduğu gibi okudum. İyi akşamlar, nasılsınız? Program çok güzel. İstek istemiyorum. Sadece eğleniyoruz. Ben Aslı demiş. Aslı hoş geldin. Excellence. İyi yayınlar diliyorum. Ben Burcu. Efe abi sana da selamlar olsun. Sıradaki şarkı sadece ikinize gelsin demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Kıskanıyoruz bazen değil mi? Dinleyenlerimiz işte sevgilime, eşime, dostuma, şuna buna şarkı armağan ediyor. Bize neden yok abi? Abi yıllardır şarkı armağan edilmeyen programcıyım ben, biliyor musun ya? Abi niye şarkı armağan etmiyorlar yani, da hani tight alıp kapının önünde bekliyorlar. Ben bunu anlamış değilim yani. Yani bu da bu da enteresan bir sevgi herhalde. Bu arada tight'ı kaç beden almışlar? Onu da bir mesaj olarak atarsın. Olmazsa seneye falan da giyerler. Sevgili Excellence. Sevgili Efe. Artık gidelim. Öyle mi diyorsun? Peki evet. Bakalım. Bayanlar baylar, gecemiz burada son buluyor. Bizden sonraki şarkılarımız özgün tarzdaki müzikler olacak. Güzel slow şarkıları da dinleyeceksiniz. Geceniz güzel olsun. Yarın pazartesi, yarın aynı saatte ben Deniz 22'de sizlerle birlikte olacağım. Efe hafta sonu değil mi senin programın? Evet, sadece hafta sonu. Evet, hafta sonu FM Show'la, hafta içi ise DJ Excellence'la en güzel programı dinlemeye devam edebilirsiniz. Haydi bakalım Efe. İyi akşamlar. Dinleyen, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Abi şimdi bir mesaj yansıdı. Okuyayım mı? Hadi bakalım. Excellence ve Efe. Abi süper bir ikilisiniz. Bu arada okuyayım mı? Buyur. Tayt hangi renk olsun Efe abi demiş. Tabii ki siyah yani. Yok abi artık şey leopar desenli falan şeyler var. Abi ben var, Bağın Alkan değilim lütfen. Yani bayanlarda görüyoruz taytları yani. Ya, iyi, öyle de yani Bağın Alkan değilim. İyi, iyi dedim ben. İyi. Lütfen. Peki. Evet Efe veda konuşmasını yaptı, sıra bende. Yarın dediğim gibi 22.00'da görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayata hiçbir şeyin sizi üzmesine izin vermeyin. Hiçbir şey sizden daha önemli, daha kıymetli değil. Haydi bakalım. Excellence kaçar.
Yoksa şu.